Av yasağımıza 15 Nisan av yasağımıza sayılı günler kala bizler sezonumuzu kapattık. Şu an denizlerde balık avcı filosun gırgır tekneleri üzerinden konuşuyorum. Endüstriyel balıkçılar üzerinden konuşuyorum. Yaklaşık yalnızca %10'u denizde şu an avcılık faaliyetini yürütüyor. Onlar da Kuzey Ege bölgesinde faaliyetini yürütüyor. Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de teknelerin %90'ı av faaliyeti sonlandırdı. Teknelerini bağladılar. Sezondan beklentilerimizi dile getirmek gerekirse birebir tam olarak bütün beklentilerimizi karşıladı diyemeyiz belki ama yani memnun muyuz? Memnunuz. %90'ın üzerinde bir beklentimiz karşılandı. Şükürler olsun. Biz de buna bağlı olarak 28 Mart günü ben teknemi bağladım. İklimlerin değişmesine bağlı olarak balıkların göç aralıkları, zaman aralıkları hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. Buna bağlı olarak av yasağı 15 Nisan'da başlayan av yasağının mutlaka 1 Nisan'a alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu anki hangi balığın karnını açarsanız açın hepsinin içinden bir parmak havyar çıkıyor. Vicdanen tekneyi ben 15-20 gün önce bağladım. İnanın vicdanen bağladım. Denizde durduğu zaman balıkçı av yapmak zorunda. Maliyetlerini karşılamak için, personel giderlerini karşılamak için avcılık yapmak zorunda. Ya bu havyarlı balık tutmaya devam edecektim ya bağlayacaktım. Bağladım. Birçok arkadaşım da bizim gibi sezonu erken kapattı. Dediğim gibi çok az bir tekne şu an Kuzey Ege'de avcılık faaliyetini yürütüyor. Toplantılarımızı da dile getiriyoruz. Sık sık Ankara'dan sonra daha da dile getireceğiz. 1 Nisan'a av yasağımızı mutlaka alması gerektiğini düşünüyorum. Fakat şunun arkasında böyle eklemek istiyorum. 1 Nisan'la 15 Mayıs'a kadar yalnızca endüstriyel balıkçılar olarak değil, bütün balıkçılık faaliyetlerini durdurmamız gerekiyor. Çünkü havalar ısındı. Küçük balıkçı arkadaşlarımız, amatör arkadaşlarımızın yüz binlercesi, milyonlarcası, 5 milyon tane olduğu hesaplanıyor. Havalar ısınması diye açılacaklar. Bunların da tamamen bütün faaliyetlerin 15 Nisan'dan 1 Nisan'a özür diliyorum. 15 Mayıs'a kadar durdurulup faaliyetlerin balığa bir koridor açmamız gerekiyor ki balık göçünü tamamlasın, Karadeniz'e çıksın, havyarını döksün, gelecek yıl için sürdürülebilir balıkçılık sağlanmış olsun.